Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Nisa suresi 113-115. Ayetleri değerlendirmeye çalışacağız. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ Şayet Allah'ın sana lütfu, rahmeti olmasaydı ey peygamber, لَهَمَّتْ تَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُضِلُّوكَ Onlardan bir taife, onlardan bir grup seni yoldan çıkarmak isteyeceklerdi. وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ Halbuki onlar ancak kendilerini yoldan çıkarırlar. وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ Sana hiçbir şekilde onlar zarar veremezler. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Ve Allah sana kitabı, hikmeti indirdi. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ Ve senin bilmediklerini sana öğretti. وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظ۪يمًا Allah'ın sana olan lütfu çok büyüktür. Bu ayet-i kerime de yine Tume olayıyla alakalı değerlendirilebilir. İşte Tume isimli bir tanesi Müslümanlar arasında ancak bir hırsızlık olayında bulunuyor. Ve bunu masum olan, hırsızlıkla alakası olmayan Yahudi komşusuna iftira olarak atıyor. Neredeyse durumu kurtarmak üzere ama gelen vahiy ile Peygamberimiz Tuğme'nin haksız olduğunu, suçlu olduğunu biliyor. Ve böylece Tuğme'nin yanındakiler, akrabaları, yakınları işte Peygamberimize Tuğme masumdur, o böyle bir şey yapmaz gibi telkinleri olmuştu. Neredeyse Peygamber meyledecekti. Ama gelen ayet-i kerimelerle durum düzeltilmiş oldu ve böylece Allah-u Teala peygamberimizi yanlış bir hüküm vermekten kurtardı. Burada Allah-u Teala'nın peygamberimize olan özel lütfu ve rahmeti buna dikkat çekiliyor. Ve her ne kadar bazıları peygamberimizi yanlış şeylere sevk etmek isteseler de taraf ilahiden peygamberimizin korunacağı ve o kimselerin hedeflerine varamayacağı ancak kendilerine zarar vereceği ifade ediliyor. Allah-u Teala peygamberimize kitabı indirmiştir, Kur'an'ı. Hikmeti, yani Kur'an'la beraber bir hikmet bilgisi, derinlemesine bilgi ve Kur'an'ın sırları, anlayış, bu gibi şeyler peygamberimize verilmiştir. Ve allemeke ma lem tekun ta'lem, peygamberimizin bilmediği şeyler taraf ilahiden peygamberimize öğretilmiştir. Allah-u Teala öğrettiğinde en güzelini öğretir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bir gün diyor ki ya Resulallah ben Arap ve Acem içinde çok yerlerde bulundum ama sizin kadar güzel konuşanla rastlamadım. Femen eddebeke ya Resulallah ey Allah'ın Resulü sizi bu şekilde kim terbiye etti diyor. Ve bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle cevap veriyor. Allemeni Rabbi fehsene te'dibim. Yani Rabbim beni edde beni Rabbi fehsene te'dibim. Yani Rabbim beni edeplendirdi ve edebimi, terbiyemi güzel kıldı. Mesela insanlar diyelim yüzmeye çalışıyor. Kendi gayretleriyle kendilerine verilen kabiliyette yüzmeye çalışıyor ve bir derece yüzebiliyor. Balıklar ise yaratıldıkları günden itibaren çok güzel bir şekilde yüzüyorlar. Allah onlara doğrudan bunu öğretmiş. Böyle olunca onlar insana göre çok daha güzel yüzüyor. İnsanlar birkaç yüzyıldır uçmaya çalışıyor ve uçuyorlar. Ama Allah'ın yarattığı kuşlar, sinekler, kartallar, havada uçan ne varsa bunların hepsi yaratıldıkları zamandan beri mükemmel bir şekilde uçuyorlar. Demek ki Allah öğretince en güzelini öğretir. Peygamberimize de her ne kadar Peygamber Efendimizin daha önceden başkalarından öğrenmiş olduğu köklü bilgiler olmasa da taraf ilahiden ona çok şey öğretilmiştir. Ve o üstad-ı ezelisinden ders almıştır. Ve böylece diğer insanların bilmediğini bilmiş, görmediklerini görmüş. Kendisi evvelinde ümmi olmakla beraber onlara üstad-ı kül olmuş. Ve her noktada onlara ders verecek, insanlığa ders verecek şekilde mesajını iletmiştir. Ve kâne fadlullah aleyke azime Allah'ın sana olan lütfu çok büyüktür.
İşte peygamberlik en büyük bir lütuf göstergesidir. La hayra fi kethirin min necvahum. Onların kendi aralarındaki fısıldaşmalarının çoğunda fayda yoktur. İlla men emara bi sadaka. Ancak sadakayla emreden, ev maruf veya maruf bir şeyle, ev ıslah beynen nas veya insanların arasını düzeltmeye yönelik fısıldaşmalar müstesnadır. Yani fısıldaşma, bu da Kur'an-ı Kerim ayetlerinde dikkat çekilen hususlardan biridir. Başkalarının yanında fiskos etmek uygun değildir. Ancak bunun faydalı olanı olmaz mı? Faydalı olan ayet-i kerimede, yani diyelim bir sadaka vermek. Bununla alakalı kendi aralarında gizlice konuşuyorlar. Bu faydalı bir şeydir. Veya maruf olan, maruf dinin güzel gördüğü, aklın da reddetmediği şeylere verilen bir isim. İşte her türlü güzel şey maruf olarak değerlendirilir. Güzel şeylerle alakalı onların konuşmaları, fısıldaşmaları, bunda problem yok. Veya ıslah beynen nas, insanlar arasını düzeltmek, bununla alakalı kendi aralarında konuşmaları, bunda da yine bir beis yok. Yoksa kendi aralarında fısıldaşırken ortalığı karıştırmak için fısıldaşıyorlarsa bunda bir hayır olmayacaktır. Ve men yef'al zalike ibtiga emardatillah, kim bunu Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, yani sadakayı vermek veya maruf olan bir şeyi yapmak veya insanlar arasında düzeltmek, bu gibi şeyleri kim Allah'ın rızasını yaparak, Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اَجْرًا azime, ve biz ona çok büyük bir ecir, çok büyük bir mükafat vereceğiz. Değerli izleyenlerim, burada önce sadakayı emretmek, marufu emretmek, insanlar arasında onların arasını düzeltmeye yönelik emirde bulunmak, burada sadece emretmek, bu nazara verildi. Yani bunları konuşmak, müşavere etmek gibi. Bu da gayet güzel. Ama ayetin devamında kim bunları yaparsa, yani sadece sadaka vermeyi emretmek, iyiliği emretmek, insanlar arasını düzeltmeyi emretmek, bu değil de bizzat bunu fiilen de yaparsa, ama yaparken de başka bir kayıt var. Bunları Allah için yaparsa, Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, o zaman biz ona kendi katımızdan çok büyük bir mükafat vereceğiz diyor Cenab-ı Hak. Demek ki yaptığımız fiilin güzel bir fiil olması mükafat için yeterli olmayabilir. Bir insan güzel bazı işler yapar ama bunları yaparken eğer niyeti riya ise, yani gösteriş veya kendinden bahsettirmek ise, işte falanca insan şöyle yapıyor, böyle diyor dedirtmek ise, bunun niyeti halis değildir ve niyeti Allah'ın rızasını kazanmak değildir. Böyle olunca bu kimsenin elde edeceği bir büyük mükafat da yoktur. Burada şunu ifade etmek mümkün. Yani bir insan emri bil maruf nehyanil münkerde bulunmalı. Güzel şeyleri insanlara tavsiye etmeli. Ama kendisi bunları yapmalı. Yoksa dediği güzel şeyleri yapmayan birisi o kadar da etkili olamaz. Ve Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde Cenab-ı Hak لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, yani yapmadığınız şeyi niçin söylersiniz diyor. Bir insan kendi yakınlarıyla diyelim kavgalı, kendi yakınlarıyla arasında problem var. Bu kimse kalkıp da başkalarının arasını düzeltmeye çalışsa, millet ister istemez ona der ki, yani evet sen güzel şeyler söylüyorsun ama önce kendi hayatında bunları bir uygula. Kendin önce bunları bir yaşa, ardından bunları söyleme yetkin olsun. Bir insan diyelim ağzında sigarayla sigaranın zararlarını anlatamaz. Anlattığı zaman da dinleyen olmaz. Önce kendisi bırakacak ki sigarayı bırakın diye sözü etkili olabilsin. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, kim kendisine hidayet, hak yol ayan beyan ortaya çıktıktan sonra peygambere muhalefet ederse, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ, ve müminlerin
gittiği yoldan başka bir yola tabi olursa nüvellihi mâ tevelle, biz onu nereye yönelmişse oraya götürürüz. Ve nuslihi cehennem, ve onu cehenneme yaslarız. Ve sa'at masira, ve orası ne kötü bir varış yeridir ve böyle bir akibet ne kötü bir akibettir. Değerli izleyenlerim, burada peygambere muhalefet ve Müslümanların gittiği yoldan farklı bir yola gitmek, bu reddediliyor ve bu tarzda hareket eden bir kimsenin batıl yolda olduğu, akibet itibariyle cehenneme varacağı ifade ediliyor. Peygambere muhalefet etmek, bu tabii ki doğrudan Allah'a muhalefet anlamı da taşır. Çünkü men yuti'ir rasul fakat eta Allah. Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Benzeri bir şekilde peygambere muhalefet eden Allah'a muhalefet etmiştir. Çünkü peygamber dini meselelerde ve ma yantiqu anil hawa in huwa illa vahyun yuha. Kendi hevasından, kendi keyfine göre konuşmaz. O ancak kendisine vahyedileni söyler. Ve bu noktada Peygamber aleyhissalatü vesselam mübellidir. Taraf ilahiden kendisine bildirilen hükümleri insanlara tebliğ etmektedir. Peygambere muhalefet, Allah'a muhalefettir, dine muhalefettir. İşte bu kısmı anlamak belki kolay. Elbette peygambere muhalefet çok büyük bir günahtır, hatta dini reddetmektir. Bu belli. Ama ardından وَيَتَّبِ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa diyor. Burada da şunu görmekteyiz. Demek ki müminlerin en azından ekserisinin gitmiş olduğu yol doğru bir yoldur. Ve bu icma şeklinde kitaplarımızda anlatılır. Ve bu ayet-i kerime icmanın delillerinden birisi olarak nazara verilir. Yani Müslümanlar herhangi bir meselede evet bu böyledir diye genel bir kanaata ulaşmışlarsa buna muhalefet etmek uygun değildir. Örnek vereyim. Mesela diyelim 5 vakit namaz meselesi. İslam dünyası bunu 5 vakit namaz olarak tarih boyu böyle algılamıştır. Tutup da günümüzde bazılarının yok 5 değildi 3'tü demesinin bir anlamı yoktur. Ve bunu yapan kimse müminlerin yolundan başka bir yola gitmiş olur. Veya diyelim başörtüsüyle alakalı, tesettürle ilgili ayetler. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de Nur Suresi ve Ahzab Suresi'nde yer almakta. Ve 14 asırlık İslam tarihi boyunca bunlar kadının başını örtmesi ve bütün vücudunu örtmesi şeklinde anlaşılmış. Tutup da günümüzde bazıları şaz birer görüş olarak yok bundan murat şu olabilir, bu olabilir diye başka yerlere çekmek isteyişleri müminlerin tabi olduğu yoldan başka bir yola gitmektir ve icmaya muhalefettir. Yani sanki şöyle bir durum var. 14 asır boyunca o kadar dev alimler, büyük alimler gelmiş. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i anlamamışlar. Derken günümüzde bazıları ortaya çıkmış. Bunlar sanki daha iyi anlamış. Böyle bir mana ortaya çıkar. Halbuki bizler başta Peygamberimizin nasıl anladığına bakmamız lazım. Ardından Peygamberimizden ders alan sahabeler bunu nasıl anlamış ona bakmamız lazım. Ve tarih boyunca büyük alimler, mezhep imamları gibi, müçtehit zatlar gibi kimseler nasıl anlamışlar onlara bakmamız gerekir. Ve onlar nasıl anlamışsa o tarzda anlamaya çalışmak görevimizdir. Bu tabi düşüncenin dondurulması anlamında değil, başka düşüncelere kapalı olmak anlamında değil ama diyelim ki kelimelere şu anda farklı manalar yükleyerek farklı mecralara çekmeye çalışırsak bu dini kuşa çevirmek olur. Hani anlatılır, Nasrettin Hoca bir tane leyleği görmüş, yakalamış ve bakmış ki uzun bacakları var, uzun gagası var, eline makası almış, gagasından biraz kesmiş, bacaklarından biraz kesmiş ve ardından da demiş ki işte şimdi kuşa benzedin. Bazıları adeta dini kuşa çevirmek istiyorlar. Kendilerine göre fazlalık buldukları yerler var ve bunları böyle kesip kendilerine göre yeni bir din ortaya koymak gibi böyle bir telaşları var. Halbuki 14 asır boyunca İslam dini yaşanmıştır, hayatın içinde uygulanmıştır. Dinin hükümleri bu noktada açıktır, nettir. Ayetler
bilisanin arabiyyin mubin diye ifade edildiği üzere Arapça açık ifadelerle gelmiştir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir derece kapalı olan ayetlerin manasının ne olduğunu bizlere bildirmiştir. Alimler de 14 asır boyunca bu noktada daha böyle bunların sırlarını ortaya çıkarmak için gayret içinde olmuşlardır. Dolayısıyla 14 asırlık alimlerin böyle o yolda bilen kimselerin gidişi adeta koca bir nehir gibi akıyor. Ama şaz görüşler yok mu? Kıyıda kenarda başka görüşler yok mu? Ta asr-ı saadetten itibaren değişik görüşler ifade edenler de çıkmış. Ama bu şaz görüşlere, kıyıda kenarda kalmış görüşlere itibar edilmez. Yani nehrin bir akış istikameti var. Bir de sağda solda ufak tefek bazı sızıntılar var. O sızıntıların başka tarafa akıyor görülmesi asıl nehri mecrağından geri çeviremez. Bu açıdan müminlerin yolundan gitmek bu gerçekten önemli. Ancak tabii günümüzde belki şöyle bir şey medar-ı bahsi olabilir. Yani ekseriyete tabi olmak acaba ne derece bir ölçü? Diyelim ki bir toplum her ne kadar ismen Müslüman toplumu olsa da içi boşaltılmış bir toplum olabilir. Dini değerlerden uzaklaşmış olabilirler. Bu durumda ekseriyete uyacak mıyız? Bu durumda ekseriyete uymak söz konusu değildir. Çünkü onlar doğrudan doğruya iman yolunda gitmemişlerdir. Farklı bir yola zaten sürüklenmişlerdir. Böyle olunca onlara tabi olmak değil, ayet ne diyor, hadis ne diyor, bunları bilmek ve bunlara uymak gerekiyor. Cenab-ı Hak dosdoğru yolda gitmeyi hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.